Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi estaîn. Arapça öğreten kitabımızda okumaya devam ediyoruz. Sayfa 156'da bazı cer harfleri ve 5 isim diye geçen konuyu göreceğiz. Evet. Böyle. Şimdi cer harfi nedir? Cer harfi yani Türkçe'de ismin halleri var. İşte e, de, den gibi i hali, ismin i hali. Mesela İşte ihali hariç, mesela okula diyeceğiz, ila harfi celiyle, okulda ya da sınıfta, işte sınıfta fi harfi celini kullanacağız. Den, min harfi celini, an harfi celini düşünebiliriz. Bunlar Arapçada tek başına anlamı olmayan kelimelerden önce gelip, o kelimeye bir ek, de, den, e, i, i hali değil de e hali ekler. Şimdi örnekleri okuduğumuzda göreceğiz, anlayacağız. Bir, min harfi cerri. Min harfi cerri, adam evden çıktı şeklinde kullanılmış. Bakalım. Kharece, çıktı. Arraculu, adam. Yani özne her zaman fiilden sonra genelde gelir. Arapçanın dizgisi böyle. Özne, fiil. Kharaca, çıktı. Er-racul, adam çıktı. Minel beyti, evden. Min. Harfi cerrir. Etkisi nedir? Buraya bir kesra. Yani bu aslında el beytu idi. Min onu kesra haline getirir. Yani cer yapar. Yani bu cer yapmayla şu kelime artık mecrur olur. Mecrur. Demek ki İsimden önce gelen cer harfleri o ismi cer eder. Yani kesralı olur sonu. Tabi her harf, her kelime kesralı olmaz. Başka cer alametleri de var. İlla kesra değil. O ismi cer eder. Yani mecrur yapar. Cer harflerinin başlıcaları şunlardır. Min. Bunu gördük. El beytu idi. Merfu idi. El beyti oldu. Mecrur oldu. Mecrur olmasının sebebi mindir. Kharacat tilmiz min beytihi. Öğrenci çıktı. Çıktı öğrenci. Min dendan beytihi. Evinden çıktı. Buradaki hi, yani aslında beytideki t harfine etki etmiş. Beytu idi. Tabi o etki zamir olan hu muttasıl zamirine de etki ederek onu hi yapmış. Dolayısıyla bu beytu hu iken beytihi şeklinde min harfi cerri nedeniyle mecrur haline gelmiş. Diğerlerini hızlıca geçeceğim. İla, e, a anlamı verir. Y anlamı verir. Ek olarak. İşte zehebel müderrisu, öğretmen gitti. İlal medreseti, okula gitti. Öğretmen okula gitti. İla, e, a eki verdi. Okula. Okuldan değil, min değil. Evet. Yine burada beytu merfudur. Mecrur olmuş el beyti. Nazarna, baktık. İlel muzari'in, çiftçilere. Çiftçilere baktık. Bunun aslı muzari'un idi. Muzari'un bir çiftçi. Eğer vavla nun gelse çoğul anlamında lerlar eki gibi muzari'un. Eğer başına harfi cer gelse onu mecrur yapar. Kesralı yapar. Muzari'un kelimesi cem'im salim, yani kurallı belli olan bir çoğul takısı onda var. Vavla nun. Onun alameti nunun kesralı olması değil, ortadaki vavın ye'ye dönüşmesidir. Bunun cer alameti burada ye'dir. Mecrurdur bu. Nereden anlıyoruz? Buradaki ye'den. Niye her ye mecrur alameti midir? Hayır. Bu ye çoğul anlamındaki vav ve nundaki vavın ye'ye dönüşmesidir. Muzari'une. Tamam. Fi.
At-tayru fil kafas. Kuş kafestedir. Kafesin içindedir. Evet. D-daiki. El-kitabu fil mihfazati. Kitap çantadadır. Ala üzerinde anlamındadır. Ala. Hemen bakalım. El-kutubu ala rafi. Raftadır kitap. Raf merfu idi. El-rafu merfu idi. Ala harfi celi gelince el-rafi oldu. Bakın. Şeddenin altında kesra. El-mihfazatu alel-minzadel, çanta masanın üzerindedir. Şimdi an harfi cerine gelelim. Minne benzerlik arz ediyor. Semi'nel habere an tairin. An tairin, tahirden, tahirden, an tahirin, tahirden haberi işittik. Evet. Tabi min ile an arasında ufak fark vardır. Onu ilerleyen derste de inşallah göreceğiz. Uzaklaşma anlamı çünkü anda da var. Bakın ibtaadet el hafilatu anil mahattati. Mahatta durak, duraktan ibtaadet. Uzaklaştı. Ne uzaklaştı? Hafile, otobüs. Otobüs duraktan uzaklaştı. Dendan ekim. An. Devam edelim. Burada D da eki B ile B harfi celiyle yapılır. B tabi kesralıdır. Nedir? Kata'al kasabu, kasab kesti, el-lehme, eti kesti. Nasıl kesti? Neyle kesti? Bis-sikin, bıçak ile kesti. Bi, burada harfi cerri gelmiş. Tabi B harfi cerrinin önündeki elif, bu harfi tarif olan elif lam, yani es-sikin şeklinde okunan bu elif oranın elifidir. Dolayısıyla burada harfi cerri sadece B'dir. Ba değil, yani bi. Evet. Tubi'a'ya basıldı, tab oldu, tab olundu. El kitabı kitap basıldı. Ne ile basıldı? Tabi nerede bu sefer basıldı? Bil kahireti. Demek ki B harfi cerrinin deda eki anlamında da kullanımı var. Li harfi cerri hazal bustanu lil muzareh. Bu bostan haza el bustan. Bu bostan mübtedadır. Haberi nedir bu mübtedanın? Lil muzareh. Çiftçinindir. Li harfi cerri bu sahiplik ifade ediyor. Devam edelim. Cer halinde bakın bir bilgi burada var. Neymiş bilgimiz? Cer halinde müsenna yani ikil müsenna isnan ikidir. Müsenna ikil. Harfindeki elif y olur. Tıpkı muzari'unda önce de söyledim. O U, vav harfi y'ye dönüyor. Bu bostan iki çiftçinin. Bakın nasıl yiyecek? Önce bunu okuyalım. El muzari'ani. El muzari'u bir çiftçidir. Elif ile nun geldiğinde ne olur? El muzari'ani. İki çiftçi olur. Elif ve nun tabi kesrali. Peki bu zaten kesredir. Cer alameti gibi zannediliyor. Tabi cer alameti nunda aranmaz artık burada. Bu ikillerde cer alameti nundan önceki elif'te aranır. Elif y olması lazım. Bakın hazal bostan bu bostan li harfi cerdir lam lil muzari ani diyemeyiz. Cer olacak, mecrur olacak. Lil muzari ayni. Evet bu da yine vav elif'in y'ye dönüşmesi. Öbüründe vav y'ye dönüşüyordu. Cem'i müzekker. Bakın şöyle bunun üçlü söyleyeyim. Üçlüsü. Bu iki tane çiftçi bakın. El muzari'une. Bunu gördük. El muzari'une. Buradaki vav da y olur. Tabi aynı da i olur. El muzari'ine. Bu da çoğulun mecrurun. Devam edelim. Evde, bu ev iki öğretmenindir. Hazel beytu. Lil muallimeyni. Aslı muallimani. İdi. Cer oldu. Devam edelim. El muzari'une çiftçiler. Bakın yine örnek geldi. Hazal bustan lil muzari'in. İn ayrı manadır. Ayn ayrı manadır. İn çoğul. Lil muzari'in. Lim harfi cerilam onu meşhur yapmış. Muzari'une idi. Lil muzari'in hukul. Tarlalar. Hukul çoğuldur. Evet. Lil muallimin kütüb. Öğretmenin kitapları vardı. Öğretmenlerin ezberleyelim. İman ile ilgili bir hadis-i şerif. El haya
haya, utanma duygusu minel iman. Min dandaneki. Minel iman. İmani, bakın kesra olmuş. Minel imani. Haya imandandır. Ezberleyelim inşallah. 5 isim var. Bu 5 isimle ilgili onu da okuyalım inşallah. Ebun, ahun, fu, ağız demek fu. Zu, sahip demek. Zul celal, celal sahibi. Ya zel celali vel ikram derken zul celal demiyoruz. Ya zul celali vel ikram demiyoruz. Ya zel celali vel ikram diyoruz. İşte bu o konu. Niye zul demiyoruz da niye evet zu demiyoruz, z diyoruz. Zu sahip. Ya da Ebu Bekir mesela. Halbuki Ebu Bekir de denir. Neden Ebu Bekir bazen denir? Bazen Ebu Bekir, bazen hatta Ebi Bekir denir. Ha, buradaki farkın sebebini inşallah göreceğiz. Ahın, fu, zu, hamun. Kayınpeder hamun. Hemen 5 isim, buna meşhur 5 isim denir. Kaideleri aynıdır. Nedir? Turfa'u bil vavi. Bu 5 isim vav ile ref olur. Yani desen ki işte Ebu Bekir. Ebu Bekir ref ise, yani merfu ise, üzerinde bir harfi cer yok, bir fiilin mef'ulu bihi de değil, mensup yani, yani fethalı. Nasıl yazılır merfuda? Ebu şeklinde yazılır. Ebu. Elifle mensup oluyor. Eğer onu nasb edeceksen, yani ben Ebu Bekir'i gördüm dersem, ra'aytu, ben gördüm, Eba Bekir. Niye Ebu Bekir demedim? Çünkü mensup olacak. Nasb fethalı olacak. Bunun fethası da o vavın, şu vavın elif olmasıdır. Ne olur? Eba olur. Eba Bekir. Mecrur ne olur peki? Ye ile mecrur olur. Yani ben desem ki ben Ebu Bekir'e uğradım. Merertu. Ben uğradım. Bi, o harfi cerdir. Bi Ebi Bekir. Bi Ebi Bekir. Bi Ebi dedim. Ebi Bekir diye yazılır. Bu da cerha. Tabi ahun da öyledir. İşte ca'e ahu Ömer. Ömer'in kardeşi geldi. Ra'aytu aha Ömer. Ben Ömer'in kardeşini gördüm. Aha. Merertu uğradım bi, harfi cerdir oradaki bi. Bi ahi Ömer. Ömer'in kardeşine uğradım. Bu şekilde burada şöyle bir bakalım. Evet tamam, bu sayfayı da iki sayfayı da bitirelim. Hızlı hızlı okuyacağım ve geçeceğiz. Ebuke tabibun meşhurun. Ebuke senin baban mübtedadır, refhandedir. Ebuke tabibun meşhurun. Senin baban Ebuke. Bakın vav merfudur. Vavdır onun alameti. Merfun alameti, ref alameti. Meşhur bir ünlü bir hakimdir baban. Ebuke merfu'udur. Evet. Ra'ayna gördük ehake, kardeşini gördük fi şare, caddede, kardeşini caddede gördük. Bakın ehake nedir? Mensuptur. Niye? Çünkü elifle, mensubiyeti elifledir. Bakın demiş, elifle mensub olur. Da' yedeke ala fik, elini ağzına koy. İnde tesaub, esnerken, esnerken elini ağzına koy. Elini fi ağzına, yani ala fike. Ala harfi cerdir. Fi, normalde bu fu idi. Fu. Bakın yukarıda. Fu. Ala harfi cerdir gelse fi olur. Dedik ya, mecruru ye ile oluyor. Evet, fike inde tesavvubu. Bakın zaten demiş, fike mecrurdur. Bu şekilde dersi bitirelim Allah'ın izniyle. Bir sonraki dersimizde bu cümleleri okuyacağız. Ya da bakalım yeni bir konu başlıyor. Alıştırmalar başlamış. Tamam, burayı bitirelim. Ebu kemerid, baban hastadır. Ehuke neşit, baban dinçtir, kardeşin dinçtir. Yecri ehuke, kardeşin koşuyor. Yecri koşuyor. Hepsi de bu faildir, merfudur. Bu da mübtedadır, bu da mübtedadır. Tamam, ra'a, Tahir gördü, neyi gördü? Eba ke, senin babanı gördü. Eba, elifle oluyor, mensuptur çünkü. Fil, müsteşfa, hastanede gördü. Selleme, Tahir selam etti. Kime? Ala, harfi cerdir. Hami, hamu neydi? Kayın, peder idi, hamu.
Hami Halid, Halid'in kayınpederine selam verdi. O da bitti. Haza kitabu ahike. Kitabu bu mudaftır. Bu da mudafu ileyhtir. Biz biliyoruz ki mudafu ileyh mecrurdur, cerdir, cer halindedir. O zaman nasıl okuyacağız? Haza bu kitabu ahike. Kardeşinin kitabıdır. Devam ediyoruz. Zehebe Tahir ila ahi Muhammed. Gitti Tahir. Nereye gitti? İla e-a ekidir. Ahi kardeşine. Kimin kardeşine? Mahmud. Mahmud'un kardeşine gitti. Ve burayı da yine ref haline örnekle veriyoruz. Câe buke, câe ahuke, câe hamuke. Hamu Selim. Nasb haline örnekler. Lakiye Tahir ebake. Tahir babana rastladı. Mef'uldür bu. Fail budur. Fiil budur. Fail de bu. Mef'ul. Mensuptur. Lakiye Tahir ehake. Tahir senin kardeşine rastladı. Babana rastladı. Ebake rastladı. Lakiye Tahir ehake. Lakiye Tahir hama Selim. O da gitti. Mecrur haline de örnekleri okuyalım. Selleme Tahir ala ebik. Selleme Tahir ala ahik. Bakın hepsi ye ile, çünkü cerdir, mecrurdur. Esselleme Tahir ala Hami, Hami Selim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.